La ilahe illallah. La ilahe illallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti sizlerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki takvanız, izzet ve şerefiniz artırız. İnşallah buraya gelirken ardınızda bıraktığınız ailelerinize kavuştuğunuzda onları sıhhat, afiyet ve hidayet içinde bulmayı Allah hem sizlere hem de bana nasip etsin. Allah-u Teala gecemizi mübarek eylesin. Sevgili kardeşlerim, geçen hafta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir toplumu helak eden, bir toplum ile Allah'ın rahmeti arasına perdeler çeken 5 günahı zikretmişti ve ashabı da böyle günahlara şahitlik yapmasın diye alemlerin Rabbi olan Allah'a onlar adına sığınmıştı. Biz bu hadisi önemsemiştik. Önemli bir hadis olduğunu vurgulamıştık. Ve hadisin maddelerini inşallah tekrar hatırlayacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhacir topluluğuna döndü ve dedi ki, bir toplum içerisinde zina ortaya çıkarsa, bir toplumun içerisinde zina, hadisin orijinalinde fuhşiyat diye geçiyor. Zina ortaya çıkarsa ve aleni bir şekilde işlenirse, iyileri buna seyirci kalırsa, salihler buna göz yumarsa, toplum artık bunu değişmez bir yaşam şekli haline sokarsa, kendilerinden önceki toplumlarda rastlanmayan hastalıklar ve acılarla sınanırlar dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu birdi. İki, tartıda ve ölçüde noksanlık yapan bir toplum, kıtlık, rızkın azlığı ve yöneticilerin zorbalığıyla, zulmüyle sınanır dedi Allah Resulü aleyhisselam. Üç, mallarının zekatını vermeyen bir toplumda gökten inecek olan damlalar mahrum bırakılır. Hayvanlar olmasa yağmurun yüzünü dahi göremezler dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. 4. Ahdine ihanet eden bir topluma Allah sınırların ötesinden bir düşman gönderir. Onlar da o mazlum coğrafyaların elinde avucunda ne varsa bir takım hepsini alır. Yeraltı kaynaklarını, yerüstü kaynaklarını sömürmeye başlar. Ama en önemlisi neyi vurgulamıştık? İnsanların izzet ve şereflerini ellerinden alırlar. Bu daha ağırdır kardeşler. 5. Yöneticileri, amirleri, liderleri Allah'ın kitabıyla hükmetmeyen bir topluma Allah fitneyi içeriden atar demiştik. Tabii ki aklımıza cumhurbaşkanları, krallar, başbakanlar, reisler gelecektir. Ama biz aşağı kadar indik. Evinde Allah'ın kitabıyla hükmetmeyen bir baba, İş yerinde Allah'ın kanunlarıyla hükmetmeyen bir patron, ne derseniz deyin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin takip edilmediği dernekler, vakıflar, mescitler içerisine de Allah aynı zamanda fitneyi atacaktır. Dikkat edin, biz şu an camilerimizin içerisinde fitneye düşmüşüz. Derneklerimizin içerisinde fitneye düşmüşüz. El ele gezdiğimiz vakfın içerisinde fitneye düşmüşüz. Sınır yok kardeşler. Şimdi kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin saymış olduğu bu maddeleri şu dünyaya baktığımızda, içinde yaşadığımız topluma baktığımızda her birinin hakim olduğunu görüyor muyuz? Allah muhafaza.
her birinin hakim olduğunu görüyoruz. Her birinin vücut bulduğunu, hayat bulduğuna şahitlik ediyoruz kardeşler. Ve Allah muhafaza, eğer biz Müslümanlar olarak, mümin erkek ve mümin kadınlar olarak bu toplumun bu yanlışından dönmesine seyirci kalmaya devam edersek, o tufan, helak, kavme gelecek olan umumi azap bizi de içine alacaktır. Biz geçen hafta bunun üzerine durduk. Allah nasip ederse kardeşlerim bu akşam bu durumu tersine çevirecek. Bu gidişata ters yön verecek bir şeyi gündeme getireceğiz. O da fertlerin değil sadece, bütün toplumun istiğfara koşması. Halkların, sınırlar içerisinde yaşayan büyük çoğunluğun, alemlerin Rabbi olan Allah'ın mağfiretinin kapısına yürümesi. Ve bu anlamda da mümin erkek ve mümin kadınlara, Allah'ı arayanlara, Allah'ı memnun etmek isteyenlere düşen görevleri inşallah gündemimize taşıyacağız. Allah-u Teala gecemizi mübarek kılsın. Konuştuklarımızla amel etmeyi, konuştuklarımıza teslim olmayı, doğrulara boyun eğmeyi Allah-u Teala önce bana, ehlime, çoluk çocuğuma, anne babama, abime, kardeşlerime, sonra ve tüm size nasip etsin inşallah. Kardeşlerim, dedik ya, bir toplum içinde bulunmuş olduğu azaba yürürken onları yön verecek, değiştirecek en büyük unsur istiğfar etmeleridir. Yani Allah'ı kul olarak bilip takva elbisesine bürünecekler ve peygamberin adımlarını kendi adımları olarak kabul edecekler. Allah'a kul olacaklar. Kayıtsız ve şartsız Allah'a teslim olacaklar. Şekten ve şüpheden kurtulacaklar. Allah dediyse doğrudur. Allah mı emretti? Ben buna itaat ederim, hemen amel ederim diyecekler. Takvaya bürünecekler. Öyle ki Allah'ın iltifatından mahrum kalırım korkusuyla günahlardan vahşi hayvanların pençesinden kaçtığı gibi kaçacak. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rol modelliğinin içerisine girecek. Başkalarını değil, nefsini değil, alimini değil, abisini değil, ablasını değil, Peygamber aleyhissalatu vesselamın yaşantısını kendine ilke edinecek. Böyle yapıldığı takdirde Allah iki şeyi vaat edecek. Bir, o toplumu komple affedeceğini. İki, başlarına gelecek umumi azabı erteleyeceğini Allah vaat etmektedir kardeşlerim. Şimdi formül çok açık, doğru mu? Bu kısma yer yer değineceğim. Ama ben beni ilgilendiren, seni ilgilendiren kısmın damarına basmaya devam edeceğim. Bu formül çok açık. Toplum el ele verip Allah'a yürüyecek. Allah onları affedecek ve bu azabı dindirecek. Peki şimdi alimler, davetçiler, muhsinler, muhlisler, muttakiler, Allah'a yol arayanlar, Allah için ağlayanlar, Allah için el tutanlar peki ne yapacaklar? Bu soruyu kendimize sormak zorundayız. Bize düşen görev nedir? Evet, toplum bulunmuş olduğu durumu değiştirmekle mükelleftir. İçinde bulunduğu şartları değiştirmediği müddetçe Allah o toplumu ıslah edici değildir. Burayı kabul ediyoruz. Amenna ve saddakna diyoruz. Peki ey insanlar, bunu görenler, bunu işitenler, bunu bilenler, yüreği yananlar, peki size düşen görev nedir derseniz cevap çok açık, çok net. Nuh suresi gibi yapacağız. Nuh suresinde bildirilen Nuh aleyhisselamın çırpınışına yürüyeceğiz, koşacağız kardeşler. Nuh aleyhisselam Allah'a şirk koşan, Allah'a ortaklar edinen, putlara tapan, heva ve heveslerini lider edinmiş, heva ve heveslerini ilah kabul etmiş, yöneticilerine esir olmuş bir kavmin karşısına dikildi. Onların yanında bir dağ gibi durdu. Ve bakın şu temiz kelimelerle onlara seslendi. Kale ya kavmi inni lekum nezirun mubin. Ey kavmim dedi. Ey kardeşlerim, ey arkadaşlarım, ey şu topraklarda beraber nefes aldığımız insanlar, beraber yediğimiz, beraber içtiğimiz, beraber yürüdüğümüz, beraber eğlendiğimiz, beraber ağladığımız insanlar. Bugün ben muhakkak ki sizi Allah'la, Allah'ın kudretiyle, Allah'ın cehennemiyle, Allah'ın azabıyla korkutmak için memur kılınmış bir peygamberim.
Benim görevim nezretmek, sizi korkutmak, korkutarak uyarmak. Ama kimle korkutmak? Elimin gücünle değil, sopanın şiddetiyle değil, arkadaşlarımın kuvvetiyle değil. Sizi Allah'la korkutmak için geldim. Mümin erkek ve mümin kadınların da bir görevi budur kardeşler. İçinde bulunduğunuz şirki terk etmediğiniz müddetçe, ey insanlar sizi joplarımızla döveriz. Değil. Ey insanlar, haramları terk etmediğiniz müddetçe kılıçlarımız kınlarından çıkmıştır, bizden artık korkun. Asla değil. Bugün biz insanları Allah'la korkutmaya gideceğiz. Kardeşim yapma. Aziz olan bir Allah var. Yapma. Cabbar olan bir Allah var. Etme. Kahhar olan Allah var. Yapma. Şedidul ikab olan bir Allah var. Seriul hesaptır. Hesabı çok şiddetlidir. Anlık hesap görendir. En ince detayı karşına çıkartan bir Allah var. Ne olur yapma. Allah'la korkutacağız. Sonra Nuh Aleyhisselam'ın şu seslenişine kulak vereceğiz. Onlara döndü, dedi ki ben sizi neye davet ediyorum? Tamam ben sizi korkutuyorum ama bununla beraber sizi şimdi bir şeye davet edeceğim. O davetimin özeti şudur. En'ibudullah. Allah'a kulluk edin. Düşüncelerinizle, sözlerinizle, amellerinizle, niyetlerinizle, kayıtsız, şartsız, alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olun. Ondan başka ilahlar edinmeyin. Ondan başka Rablar kabul etmeyin. Kulluğunuzu şeytana ve dostlarına yapmayın. Nefsiniz dahil olmak üzere. Birinci madde budur. Sonra devam ediyor Nuh Aleyhisselam. Vattaku. Sana takva sahibi olun. Kulluğu süsleyen şey takvadır. İnsanı güzelleştiren şey takvadır. Takva da az önce söyledik ya. Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmetinden, mağfiretinden mahrum kalmamak için günahların acılı pençesinden kurtulmaktır. Günahları terk edeceğiz. Yanlışı terk edeceğiz. Evet, belki biz insan olmamız hasebiyle, ileride de değineceğim, bir yanlıştan kurtulamadan diğer yanlışın içerisine düşeceğiz. Ama içimizi, kamçısı vuracak olan şey takva olacak kardeşler. Takva bir kırbaç görevi görecek. Bizim vicdanlarımızı rahatsız edecek. Sonra vatiyun. O aleyhisselam dedi ki beni takip edin. Adımlarımı takip edin. Sözlerimi takip edin. Size işaret ettiğim yerleri takip edin. Eğer bunları yaparsanız, şimdi aziz dostlarım ne olur dinleyin. Eğer bunları yaparsanız, fert olarak değil, toplum olarak bunu yaparsanız, ülke olarak bunları yaparsanız, dünya olarak bunları yaparsanız ve birbirinizi yapmaya zorlarsanız, يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ Allahu Ekber. O koştuğunuz Allah, kendisine teslim olduğunuz Allah, sizi davet ettiğim Allah, ne kadar günahınız ve kusurunuz varsa hepsini affedecektir. Sadece şirkinizi değil, yapmış olduğunuz bütün günahları affedecektir. Sadece büyüklerini değil, küçüklerine varıncaya kadar, zerrelerine kadar Allah Azza ve Celle sizi affedecektir. Affetmekle yetinmeyecek Allah, üzerinize yazılmış olan azabı da erteleyecektir. Küfür üzere durduğunuz müddetçe, şirk üzere durduğunuz müddetçe, isyan üzere durduğunuz müddetçe sizin üzerinize yazılan azap vardı ya, eğer istiğfar eder Allah'a koşarsanız, eğer Allah'a kul olursanız, eğer takva elbisesini giyerseniz, eğer adımlarımı ve sözlerimi takip ederseniz, Rabbiniz olan Allah her şeyinizi affedecektir. Sonra üzerinize yazdığı azabı erteleyecektir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Evet kardeşlerim, şu an Nuh Aleyhisselam kavmine böyle bir tebliğde bulundu. Geçen hafta kısmen de olsa değindim. Nuh Aleyhisselam kavmine böyle bir çağrıda bulunduktan sonra asla evine çekilmedi Kadir abi. Asla evine çekilmedi. Ey insanlar, ben size bu beyanı sunmakla mükelleftim. Memur kılınmıştım. Allah dedi ki git ey Nuh, insanlara uyar. Hem de nasıl? Korkutarak uyar. Ben vazifemi yaptım. Benim vazifem ancak bununla sınırlıdır. Bundan sonrası size kalmıştır. İman edenler evime koşsunlar. Beytimdendir. Ehlimdendir. Bendendir. Ailemin bir parçasıdır. İsyan edenler ve inkar edenler de küfrüyle helak olsunlar deyip abi evine çekilmedi Yılmaz abi. Evine gitmedi Nuh Aleyhisselam. Bundan sonra artık yatma vaktidir demedi. Peki ne yaptı kardeşlerim?
Senin ve benim yaptığımı yapmadı. Halbuki sen ve ben bir gün esnafa uğradık, bir gün yan komşuya, bir gün üniversite içerisinde bir gencin elinden tuttuk, yapma dedik, etme dedik, sonra onun hayatının içerisine karıştık gittik. Bir daha uyarmadık, nezretmedik, korkutmadık, müjdelemedik, hatırlatmadık, uyarmadık. Sonra bir toplumu karalamayı, sonra bir toplumu yok etmeyi, sonra bir toplumun helakını konuşur hale geldik. Vallahi Nuh Aleyhisselam bunu yapmadı kardeşim. Peki Nuh Aleyhisselam ne yaptı aziz dostlar? Nuh Aleyhisselam, bakın Allah Azze ve Celle davetindeki raporunu aynen kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların gözünün önüne serdi. Nerede? Nuh suresi 5. ayetle 20. ayetler Nuh Aleyhisselam'ın davet raporudur kardeşler. Ey Rabbim diye başladı Nuh Aleyhisselam. Kavmiyle olan mücadelesinin en ince ayrıntısına varıncaya kadar anlattı. Ve bakın şöyle dedi. Kale Rabbi, dedi ki Rabbim, inni da'avtu kavmi leyle ve nahara. Allahu Ekber. Ey Rabbim dedi. Ben kavmimi, milletimi, arkadaşlarımı, akrabalarımı, ehlini, hanımını çocuğuna varıncaya kadar gece gündüz davet ettim. Ne kadar? Tam 950 sene boyunca aziz dostlar. 950 sene boyunca Nuh Aleyhisselam tembellik yapmadan, gevşeklik göstermeden, fasıla vermeden kavmini gece gündüz davet etti. Subhanallah. Gündüz insanlar bağlarında, bahçelerinde, tarlalarında mahsul devşirmek ile meşgulken Nuh'un davetiyle karşı karşıya kaldılar. Nuh'un sözleri onların kulaklarına çarptı. Nuh'un sözleri onların beyinlerini paramparça etti. İnsanlar çarşılarda, pazarlarda alışverişle meşgul olurken Nuh Aleyhisselam'ın temiz sözleri vücut buldu onların karşısında. Sanatkarlar el becerilerini sergilerlerken, putperestler put yaparken, aynı zamanda onları memnun etmek için yarışırlarken Nuh Aleyhisselam gündüz vaktinde onların karşısında durdu. Kavmini davet etti. Yetmedi arkadaşlar. O bağda, bahçede, tarlada, arazide çalışan insanlar evlerine geri dönmek istediklerinde, dinlenmek için evlerine çekildiklerinde Nuh Aleyhisselam'ın daveti yine onları karşıladı. Allahu Ekber. Yahu bir dinlenseler, şöyle bir kendilerine gelseler, günün yorgunluğunu bir atsalar, stresten bir kurtulsalar, hayır asla. Gündüz nasıl bir enerjiyle davet ettiyse Nuh Aleyhisselam gecesinde de aynısını yaptı arkadaşlar. Gündüz göremediği insanların evlerine gece gitti Nuh Aleyhisselam. Hani bizim bugün kıraathanelerimiz var değil mi? Abilerimiz iş yerlerinden çıkarlar, evlerinde yemeği yediklerinde soluğu nerede alırlar? Kahveni köşelerinde alırlar. Ne yaparlar peki orada? Günü tahlil ederler. Günü yorumlarlar. Dünya siyasetini konuşurlar. Onlar da Nuh'un kavmi de bunu yaparken karşılarında Nuh Aleyhisselam'ı gördüler. Allahu Ekber. Bir dağ gibi, bir tepe gibi, bir ağaç gibi Nuh Aleyhisselam'ın davetiyle karşı karşıya kaldılar. Yalan mı Serkan abi? Nuh Aleyhisselam'ın sözü bunu ifade eder kardeşim. Rabbim ben kavmimi gece ve gündüz davet ettim. Buna da asla gevşeklik göstermedim. Olur ya, olur ya, Allah'ım kıyamet gününde insanlar dirildiğinde karşıma çıkarlar. Ey Rabbimiz, adil olan Allah'ımız, celil olan Rabbimiz, Nuh görevini yerine getirseydi, hani bize acımasaydı, bize merhamet etmeseydi, göz yumsaydı, biz bu hale gelmezdik. Biz küfür edenlerden olmazdık demesinler diye Nuh Aleyhisselam gecesini gündüzüne kattı. Biliyor musunuz kavmi ne yaptı kıyamet gününde? Peygamber Aleyhisselam söylüyor Yılmaz abi. Aynen şu sözler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait. Kıyamet gününde Allah Nuh kavmini ve Nuh Aleyhisselam'ı bir araya getirir. Allah Nuh'un kavmine sorar. Der ki Nuh görevini yaptı mı? Nuh'un kavmine cevap verir. Der ki Allah'ım asla yapmadı. Allahu Ekber. Nuh görevini yerine getirmedi. Nuh anlatmadı, tebliğ etmedi, uyarmadı. Allah Nuh'a sorar Aleyhisselam. Peki ey Nuh sen görevini yerine getirdin mi? Der ki ya Rabbi ben görevini yerine getirdim. Peki şahidin kim ey Nuh? Kim biliyor musunuz? Nuh Aleyhisselam'ın şahidi Muhammed Aleyhisselam ve ümmetidir. Allah Resulü öyle diyor.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah beni ve ümmetimi çağıracak. Ey Muhammed ümmeti, söyleyin bakalım Nuh görevini yaptı mı? Diyeceğiz ki her birimiz, mümin erkekler ve mümin kadınlar, Kur'an'a teslim olanlar, Kur'an'dan hayat bulanlar, Kur'an'a hayat ihale edenler, hayat için yaşayanlar. Diyeceğiz ki ya Rabbi vallahi Nuh görevini yaptı. Gece gündüz ara vermeden, fasıla vermeden görevini yaptı Allah'a ekber. Şimdi böyle bir topluluğa ya bir an bıraktığınız anda nasıl şikayette bulunuyor görüyor musunuz? Nasıl bir mazerette bulunacak? Nuh Aleyhisselam bu durumu çok iyi biliyor kardeşler. O yüzden gece gündüz insanların başlarını çatlattı Nuh Aleyhisselam. Sonra ne dedi biliyor musunuz? Rabbim dedi, ben dedi aleni bir şekilde, açık bir şekilde davet yaptım. Yani onların baskısından korkmadım. Hapsetmesinden korkmadım. Dalga geçmelerinden korkmadım. Beni öldüreceklermiş kafama bile takmadım. Çarşılara gittim, pazarlara gittim. Ey kavmim dedim. Tepelere çıktım, ey kavmim dedim. Asla davetimden taviz vermedim. Sonra Allah'ım onlara gizli gizli gittim. Sessiz sedasız gittim. Tefsirciler bunun için ne dediler? Nuh Aleyhisselam davetini gizledi değil. Hani olur ya kavmimin içinde bazıları derler ki ey Nuh sen tepeden seslendin ama biz ne dediğini anlamadık. Çok kalabalıklar vardı, sözün bize kadar ulaşmadı. O yüzden tesir etmedi davetin demesinler diye gündüzün çıktığı tepelerden gece evlere indi kardeşler. Birebir davet ettim Allah'ım. Mazeretleri bulunmasın diye. Subhanallah. Böyle yaptı değil mi abi? Peki kavmi nasıl cevap verdi? Bu fedakarlığa, bu cefakarlığa nasıl bir cevap verdi? Döndü Nuh Aleyhisselam, bunu da rapor etti Rabbine. Öyle diyor müfessirler. Rapor etti diyor Rabbine. Dedi ki ey Rabbim, ben bunları yaparken, onlara bu davette bulunurken, onların kaçışlarından başka hiçbir şey arttırmadım. Allahu Ekber. Yani ben böyle çırpınırken, deli divane olurken, can hıraş bir mücadelenin içerisindeyken, onların kaçışlarından başka hiçbir şeyini arttırmadım diyor. Allahu Ekber. Öyle değil mi Turgut kardeşim? Nuh Aleyhisselam böyle söylüyor. Yani Rabbim ben kapılarını çaldım, kapılarını açmadılar. Rabbim ben onlara seslendim, onlar hemen yollarını değiştirdiler. Ben tam daha konuşacakken bir baktım ki etrafımda kimse kalmadı. Sonra Rabbim, hani bazıları dinleme cesaretinde bulundular, karşımda durma cesaretinde bulundular. Peki ne yaptılar? Dedi ki parmaklarıyla kulaklarını tıkadılar. Sonra üzerlerindeki elbiseleri aldılar, başlarını örtüler, kapattılar. Yani dediler ki ey Nuh, bizimle senin aranda bir mesafe var. Ey Nuh, bize davet etme. Ey Nuh, biz seni dinlemiyoruz. Ey Nuh, hakikatleri bizim önümüze serme. Ey Nuh, bizimle senin arana bir perde koyduk. Artık konuşma. Öyle dediler. Öyle bir beyanda bulundular. Seyyid Kutup merhumun ifadesiyle çocuk psikolojisinin içine girdiler. Öyle değil mi babalar? Çocuğunuz öyle yapmıyor muydu dün? Sen bir hakikati anlatacaksın, uyaracaksın, ikaz edeceksin. Yavrum yanlış yapıyorsun diyeceksin. İlk yaptığı şey mutfağa kaçmaktır. Sonra ellerini koymaktır. Sonra sandalyenin altına girmektir. Ne demek bu biliyor musunuz? Baba ben seninle ilişkiyi kestim. Bana anlatma. Ben hakikati duymak istemiyorum. Nuh'un kavmi bunu yaptı aziz dostlar. Subhanallah. Ne kadar ağır bir durum biliyor musunuz? Ne kadar zor bir durum. Peki şimdi aziz dostlar, ne olur ben vicdanlarınıza sesleniyorum. Ne olur ben kendime sesleniyorum. Şu toplumun içinde bulunan günahlara ağlayan kardeşlerime sesleniyorum. Bu toplumu zem eden dillere sesleniyorum. Bu topluma kötü gözlerle bakan gözlere sesleniyorum. Bu toplumun vicdanına sürekli bıçak vuranlara sesleniyorum. Bu toplumu sırtından hançerleyenlere sesleniyorum. Bu toplumdan adam olmaz diyenlere sesleniyorum. Bu toplum helak olacak bir topluluk içinde diyenlere sesleniyorum. Bu toplum ancak cehennem odunundan başka bir şey olmaz diyenlere sesleniyorum. Ya kardeşim kaçımız Nuh Aleyhisselam gibi şu mahallelere nüfuz ettik be kardeşim. Kaçımız Allah için sesleniyorum. O alimlere sesleniyorum. Toplumlardan yüz çeviren alimlere sesleniyorum. Toplumlarına küsen Rabbani davetçilere sesleniyorum. Toplumlarına anneleri gibi acıyan insanlara sesleniyorum. Ah be kardeşim.
Kaçımız gecemizi ve gündüzümüzü verip şu sokakların içerisine girdik? Kaç tane insan bizim davetimizden bıktı kardeşler? Kaç tane insan bizim davetimize küstü? Kaç tane insan bizden artık usandı? Yapma dedi be kardeşim. Ne olur anlatma be dedi. Benle Allah arasına girme dedi. Yeter vallahi kıyamet gününde diyeceğim ki Allah'ım onlar anlattılar. Onlar zikrettiler. Onlar nasihat ettiler. Onlar uyardılar. Onlar tebliğ ettiler. Ne olur sus dediler bize. Kaçımıza böyle dediler be aziz dostum? Soruyorum size Allah rızası için sesleniyorum. Kaçımız böyle bir tepkiyle karşılaştık? Ve toplumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle yakaladık. Dedi ki bunlar odun olacak topluluklar. Cehenneme giden topluluklar. Kaçımız bu mücadelenin içinde? Gecemizi, gündüzümüzü verdik. İşimizi, gücümüzü bıraktık. Mesleklerimizi terk ettik. İşimiz sadece davet oldu. İşimiz sadece nasihat oldu. Soruyorum Allah rızası için kaçımız biz bunu yaptık? Yapamadık kardeşler. Bu konuda hakkını veremedik. Hakkını veremiyoruz. Ama Nuh Aleyhisselam ve Nuh Aleyhisselam'ın kardeşleri, Nuh Aleyhisselam'ın yolunu takip edenler, ta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün peygamberler, vallahi şu sözler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Benim bildiğimi siz bilseydiniz, çok ağlar, az gülerdiniz. Şimdi burası tamam da, şu söz bana çok dokunuyor. Yataklarınızda kadınlarınızdan zevk almazdınız, ve sokaklarda koşup bağırırdınız. Ne için biliyor musunuz? Şu tembelliğimize. Vallahi ben bu tembelliğime yanıyorum. Tembelliğimize yanıyorum. İşi bilen abilerin, ablaların şu sahada gezme işine yanıyorum. Şu sokakları terk edişlerine yanıyorum. Şu evleri yalnız bıraktıklarına yanıyorum. Şu dükkanları şeytana terk ettiklerine yanıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Benim bildiğimi, Nuh'un bildiğini, Süleyman'ın bildiğini, İdris'in bildiğini, İsa'nın bildiğini, Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. Bilmiş olsaydınız yataklar size tat vermezdi. Kadınların eteklerinin altında keyif alamazdınız. Sonra sokaklara çıkardınız Allah'ı zikrederek bağırırdınız. Peki biz buradan mıyız aziz dostlar? Soruyorum size. Bunu kaygı edinebildik mi? Bunu dert edinebildik mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adımını takip edenler, sünneti sakala sadece kısaltanlar, sünnetle sınırlı tutanlar, sakalla sınırlı tutanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de davet konusundaki sünnetini yerine getirebildik mi? Maalesef yerine getiremiyoruz. Getirseydik toplum bu halde olmazdı. Ben bu halde olmazdım, sen bu halin içerisinde olmazdın. Allah-u Teala bizi korusun inşallah kardeşler. Yalnız şaşırdığım bir nokta var kardeşler. Şaşırdığım nokta şudur ki, yani Nuh suresinin, Nuh aleyhisselamın Allah azze ve celle onun üzerinden bize bir şey öğretiyor. Neyi öğretiyor biliyor musunuz? Kavmi yalanlamasına rağmen, inkar etmesine rağmen, kavmi onun karşısına geçip onu alay etmesine rağmen, parmaklarıyla kulaklarını tıkamalarına rağmen, üzerlerindeki örtüleri çekmelerine rağmen, yahu subhanallah, ya bir merhamet bu kadar mı olur ya? Bir insanda böyle bir merhamet olabilir mi? Bir anne merhametiyle, bir baba can tavırlarla halen kavminin karşısına çıkıyor. Dedim ki Rabbim, bakın tüm bunları yapmalarına rağmen halen rapor devam ediyor. Dedim ki Rabbim, onlar bana bunu yapmalarına rağmen dedim ki Rabbim, ey kavmim Rabbinizin mağfiretine gidin. Allah-u Ekber. Dikkat edin aziz dostlar. Halen kavmine küsmüyor, sırt çevirmiyor, aşağılamıyor. Halen onların fıtratlarında toz zerreler halindeki iyilikleri harekete geçirmeye çalışıyor. Dedim ki Rabbim, ey kavmim Rabbinizin mağfiretine koşun. Rabbinizin mağfiretine gidin. Rabbinizin mağfiretine sığının. Peki sebep? Çünkü o Allah gaffardır. İnnehu kâne gaffara. Gaffar kardeşler ne demek biliyor musunuz? İşlediğiniz bir günahın arkasından tevbeleri kabul eden, ikinci bir defa aynı günah işlediğinizde yine affeden, üçüncü defa yine affeden, dörtte yine affeden, beşte yine affeden diye ikazda bulundu Nuh Aleyhisselam. Bunun altında ne yatıyor biliyor musun Selahattin abi? Benim aklıma şu geliyor. Ey kavmim, bir peygambere değil sadece, ahlak abidesi bir insana dahi yapılmayacak işleri bana yaptınız. Bundan dolayı da belki içinizde, kalbinizde şöyle bir şey olabilir. Yahu biz Nuh'a böyle eziyet ettik. Onun Rabbini zemmettik. Onun Rabbini kötüledik. Onun Rabbine küfrettik. Onun Rabbini inkar ettik. Bundan dolayı Allah bizi affetmez diyorsanız Nuh Aleyhisselam'ı söylüyorum. İnnehu kâne gaffara.
Allah gaffardır. Allah gafurdur. Allah rahimdir. Allah'ın tevbesine asla sınır konulamaz. Hudut belirlenemez. Hiçbir günah, hiçbir hata, hiçbir yanlış Allah'ın mağfiretini gölgeleyemez aziz dostlar. Nuh Aleyhisselam bu hakikati hatırlattı sanki. Yok mu abi bu sokaklarda böyle insanlar? Şu an gençlere gidelim. Şu an kıraathanelerde, diskolarda, barlarda, zina yaptıkları yuvalarda, oturdukları mahalle köşelerinde gençlere gidin kardeşler. Ne diyorlar? Anlatma be abi be. Bizim gibi bir adamı Allah affetmez demiyorlar mı? Bundan dolayı da haramın dibine doğru yüzmüyorlar mı? Ah keşke sesim gitse onlara. Yani sesim şu sınırları aşsa. Duymuyoruz mu sokaklarda bunları? Bunları duyuyoruz. Bir tane iki tane. Çünkü ayaklarına gitmiyoruz ki. Sen de duyuyorsun bir tane iki tane. Onu tebliğ ediyorsun, onu bana anlatıyorsun. Oldu beş kişi ama binler var, yüz binler var. Kendi aralarında oturduklarında yahu ben değişmek istiyorum. Ya Ayşe yemin ediyorum şu çıplaklık beni rahatsız ediyor. Yapmış olduğumuz fuhuş kalbimi paramparça etti. Dönüşün de Allah'a olduğuna inanıyorum. Ahirette bunun hesabını vereceğiz. Yahu gel. Gel şu saliha kadınların söylediği sözlere kulak verelim. Allah'a dönelim. Yüzümüzü Allah'a çevirelim. Tövbe istiğfar edelim. Dediğinde işlerinden birisi çıkıyor diyor ki ya bizim gibi bir günahkarı, ayıplı bir insanı Allah affeder mi ya? Diyene seslenmek istiyorum. Vallahi affeder kardeşim. Yeminle affeder. Gaffar Allah'tır. Gafur Allah'tır. Sınır konulamaz onun mağfiretine. Allah seni de affeder. Senden önceki selefini de affetti. Senden daha büyük günahkarları affetti Allah. Vallahi affedecek kardeşim. Sesimi duyuyorsan, sesimi işiteceksen Allah'ım ne olur sesimi işittir. Sesime sınır koyma, hudut koyma. Her bir kalbe gitsin. Bunu konuşan toplulukların içinde sesimi aykırlar. Ben onlara diyorum ki vallahi Allah seni affedecektir kardeşim. Sen dön. Sen Rabbine dön. Sen Allah'a dön. Yüzünü Allah'a çevir. Allah seni bağışlayacaktır. Ya bu nasıl olacak be kardeşim deme. Bu kadar karmaşıklığın içinde hak hukuk birbirine girdiği bir dönemde, batıl hakkın üzerine çıktığı bir dönemde, hakkın gizlendiği bir dönemde ben nereden hakkı bulacağım deme. Yine Rabbine dön. De ki Allah'ım ben cahilim. Ben nefsime zulmettim. Benim senden başka kimsem yok. Hidayet verecek hiçbir güç yok. Beni bulunduğum yerden daha güzel bir yere çevir de. Vallahi ben de bu durumu yaşadım. Senin gibi günahkarken ben de bu durumu yaşadım. Günahlar yüreğimi parçaladı. Ama bana hakikati anlatacak kimse yoktu. Ey Yusuf tut elimden. Seni hidayete götüreceğim. Tevhide taşıyacağım. Namazsızlığını gidereceğim. Yalan söylemeni gidereceğim. Fuhşunu önleyeceğiz. Kimse bana demedi. Ben Rabbime yöneldiğimde sabahında Allah'ın rahmetiyle karşılaştım elhamdülillah. Öyle bir sabahtı ki benim için. Benim için bir kıyamdı. Benim için bir dönüştü. O gözyaşlarıyla senin akıttığın gözyaşlarıyla yatağa yattığım gece Allah bana böyle bir mescidin perdelerini açtı. Hayatımda ilk defa sabah ezanı kalbime bu kadar güzel geldi. İlk defa Allah'ın beni davet ettiğini hissettim. Allahu Ekber, Allahu Ekber sesini önce rüyamda sonra gözlerimi açtığımda mahallenin mescitlerinde duydum. İlk defa kıbleye yöneldim. Evimin kıblesi nerede olduğunu bilmediğim halde Rabbim ben dönüyorum. Ben nereye döndüğümü de bilmiyorum. Sen orada mısın? Yüzün orada mı? Kıblen orası mı? Kabe burası mı? Vallahi bilmiyorum. Ama ben sana döndüm. Bu saatten sonra sana teslim oldum. Dediğimin sabahı Allah beni kucakladı kardeşler. Allah bana rahmet etti. Hidayet kasesini bana Allah gönderdi. Sana da gönderecek. Yemin ediyorum gönderecek. Allah rahmet sahibidir. Allah hidayet sahibidir. Nice insanları bu durumdan çevirmiştir Allah. Ne olur pes etme. Şeytan ve dostlarına karşı mücadele et. Allah gaffardır. Allah gafurdur kardeşim. Şimdi senin, siz kardeşlerim, siz Allah'ı arayanlar, sakallı kardeşlerim, namaz kılanlar, belki şu an beni görmeyen ama işitecek olan ablalar, davetçi insanlar, ilim talebeleri, günahtan mahrum değilsiniz, günahtan kurtulmuş değilsiniz. Her birimizin ifade edemeyecek günahları var ve esir olmuşuz. Şu günahları şuraya koyduğumuz anda her birimiz birbirimizden uzaklaşırız. Değil mi Yılmaz abi? Vallahi böyle günahlara sahibiz. Şeytan geliyor diyor ki ey davetçi sen şu günahlarını terk etmediğin müddetçe Allah seni sevmeyecektir.
Allah seni bağışlamayacaktır. Sen artık yok ol, git, bırak şu daveti, tertemiz ol. Öyle bir nehrin içine dal, çık ki ondan sonra davete gir. Ne olur kanma kardeşim, kanma. Allah'tan mağfiret dile. Bir daha düşeceksin hataya, bir daha mağfiret dile. Aynı hataya bir daha düşeceksin, bir daha mağfiret dile. Ama bunu da sakın günahına, günah işlemene bir vesile, bir delil de kılma. Bunu sadece düştüğün ümitsizlik kuyusundan çıkartacak bir ip kabul et. Öyle mi abi? Böyle kabul edelim aziz dostlar. Günah işleyeceğiz, istiğfar edeceğiz. Ve bakın daha önemlisini size söyleyeyim mi? Allah Subhanahu ve Teala mağfiret dileyen kulundan memnun olmaktadır Irmak abi. Subhanallah. Mağfiret dileyen, Allah'tan bağışlanma dileyen kulundan razı olmakta, sevinmektedir. Hem de nasıl biliyor musunuz? Bakın Buhari Müslim hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kulunun tevbe etmesinden dolayı Allah'ın duyduğu memnuniyet, Allah'ın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki deve sevincinden çok daha fazladır. Allahu Ekber. Müslim'de bir fazlalık var. Öyle mi Recep abi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor biliyor musunuz? Biraz daha betimliyor, resmediyor, ince ayrıntılara giriyor. Bir adam diyor çölde diyor giderken, devesinin sırtında yiyeceği, içeceği yükü var. Sonra yoruluyor, dinlenmek için bir ağacın kenarına geçiyor. Gözlerini bir açıyor ki bir bakıyor devesi yok. Nasıl bir korkunun içine, üzüntünün içine girer? Her tarafta o deveyi arar. Ararken yorulur. Yorulduğunda yine aynı ağacın dibinde dinlenir. Gözlerini bir açar, karşısında yularıyla, üzerindeki yüküyle devesi onu karşılamıştır. Diyor ki o adam sevincinden şöyle der. Ey Rabbim, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim diye sevincinden dolayı şaşırıyor ya. Kelimeleri şaşırıyor, cümleleri şaşırıyor, güçleri şaşırıyor, dengeyi şaşırıyor ya. Allah diyor ondan diyor daha fazla sevinir. Allahu Ekber. O yüzden aziz kardeşim, ha şimdi belki buraya gelmeden önce bir günah işledin. Yalan söyledin, harama baktın. Haksızlık yaptın, adaletsizlik yaptın. Ya Allah beni affeder mi? Ya ben nasıl bir Müslümanım kardeşim? Şu namazı da bırakayım, şu cemaati de terk edeyim, sohbet halkalarını da terk edeyim deme sakın. Yine dön Rabbine. De ki Allah'ım ben seni çok seviyorum. Ben seni seviyorum. Sen de beni sevdiğimi biliyorsun. Biliyorum. Değilse bu toplumun içinde bana hidayet verdiysen sen beni seviyorsun. Allah'ım öyle günahların sahibiyim ki senin rahmetinle, sevginle, muhabbetinle arama perdeler girdi. Beni bunlardan kurtar de. Eğer gözlerin yaşaracaksa bırak o pınarlar aksın gitsin. Eğer tüylerin harekete geçmeye başladı, vücudunda bir hareketlilik hissediyorsan bu duruma sevin. Çünkü Rabbin seninle alaka kurmaktadır. Rabbin senin istiğfarından memnuniyet duymaktadır. Senden razıdır. Asla halinden vazgeçme. Allah'ı memnun ettin mi? Bırak kardeşim bundan daha değerli bir şey var mıdır? Şimdi davetçilere sesleniyorum. Şimdi siz birinin istiğfar etmesine vesile olsanız. Ya bırak birini. Bir aileyi, bir sokağın, bir mahallenin, bir toplumun dönmesine vesile olsanız. Bağışlanmasına vesile olsanız. İstiğfar etmesine vesile olsanız. Yahu Allah sizden nasıl razı olacaktır? Nasıl memnun olacaktır? Vallahi bu büyük bir şereftir. Bir müminin boynuna vurulacak en büyük şeref madalyası Allah-u Teala'nın ondan razı olmasıdır. Allah-u Teala bize bunu nasip etsin inşallah. Bakın kardeşler Nuh Aleyhisselam bunu çok iyi fark etti. Bunu çok iyi anladı. Yani bir toplumun istiğfara yürümesinin Allah katında ne büyük bir derecesinin olduğunu Nuh Aleyhisselam çok iyi biliyordu. Ve kavmine tekrar geri döndü. Dedi ki istiğfar edin. Bakın dikkat edin. Bağışlanma dileyin. Yüzünüz Allah'a dönün. Eğer bunu yaparsanız üzerinize gökten sağanak bir şekilde yağmur yağacak. İstiğfar ettiğiniz Allah'ınız göğün kapılarını sizin için açacak ve size sağanak şekilde bol bol yağmur gelecek. Sonra size mallar ve çocuklar ile yardımda bulunacak. Aynı Allah size malların, servetlerin çokluğuyla, bereketliğiyle, çocuklarınızın fazlalığıyla yardımda bulunacak. Sonra size ürün yüklü bağlar ve bahçeler verecek, sizin üzerinize nehirler akıtacak. Allahu Ekber. Bir topluluk kardeşler, en başa dönersek hadisin, bir topluluk içinde bulunduğu günahlara sırt çevirip Rabbinden bağışlanma dilediğinde kardeşler Allah göğün kapılarını ona açacaktır. Mallarla, çocuklarla onları
yardımda bulunacaktır. Sonra onların ürünlerine Allah bereket koyacaktır. Ama bir toplum, mümin bir toplum da olsa, İslam üzere yaşayan bir toplum da olsa, o toplumda günahlar hakimse, günahlar yaygınlaşmaya başlarsa, Allah-u Teala oraya kuraklık ve saymış olduğu şeyleri getirecektir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh döneminde bir kuraklık yaşanıyor. Hazreti Ömer yağmur duasına çıktığında yaptığı tek şey istiğfar etmek. Estağfurullah demek. Allah'ım beni bağışla demek. Bunun ötesine geçmiyor. Müslümanlar toplanıyorlar. Diyorlar ki ey müminlerin emiri, yağmur duasına çıktık. Yağmur yağması için dua etseniz ya dedi. Ömer bin Hattab bakın şöyle dua etti. Ben semanın yağmur gelen kapılarına diyor vurdum diyor. Allahu Ekber. Ben semanın yağmur gelen kapılarına vurdum ve ondan sonra Nuh suresi 10 ve 12. Az önce okuduğum ayetleri yanındaki kardeşlerine okudu. Hasan-ı Basri bir mecliste otururken meclis içerisindeki bir adam dedi ki kuraklıktan şikayet etti. Bir adam çocuklarının olmamasından şikayet etti. Bir adam mallarının eksikliğinden şikayet etti. Hasan Basri'nin verdiği tek bir cevap var. Ne dedi? İstiğfar edin dedi. Bağışlanma dileyin. Dediler ki ey üstad sen her gelene aynı cevabı verdin. Onlara döndü ve Nuh suresi 10 ve 12. ayetlerini okudu. Evet aziz dostlar. Bu toplumun içindeki bütün günahları terk edip alemlere alemlerin Rabbi olan Allah'a dönmeye ihtiyacı var. Bunu yaptıkları takdirde Allah'ın onların üzerine günahlarından dolayı üzerine yazacakları Allah azabı erteleyecektir. Helakı erteleyecektir. Bununla beraber onları bağışlayacaktır. Ancak altını çiziyorum. Onlar bunu yapmakla görevliyken Müslümanlara düşen, müminlere düşen kadınıyla, erkeğiyle toplumların mağfiret dilemeleri için mücadele etmeleridir. Asla yılmamalarıdır. Hayrın anahtarı şerrin kilidi olmak için mücadele etmeleridir. Şu mahallede, şu sokakta, şu toplumda öyle bir çığır açmaları gerekiyor ki, hayırda öyle bir çığır, öyle bir kapı açmaları gerekiyor ki, onlar öldükten, vefat ettikten sonra onları takip edenler, onların hanelerine ecirler yazdırsın. Allah-u Teala bizi böyle bir nesilden eylesin. Toplumumuzu razı olduğu bir topluma çevirsin. İçinde bulunmuş olduğumuz günahlardan bizi kurtarsın ve daha hayırlı bir sürece taşısın. Aziz kardeşlerim, son bir hatırlatmayla inşallah programı bitireceğim. Şu an dün Halep'te olduğu gibi bugün maalesef İdlib'te başta şeytanların başı, şeytan ordularının kumandanı İsrail, onu takip eden Amerika, İngiltere, hangi ülkeyi sayarsanız sayın, Rusya, onlara uşaklık yapan diğer ülkeler. Maalesef şu an İdlib sınırları içerisinde Suriye'de bulunan mümin erkek ve mümin kadınlara reva görülemeyecek derecede zulmetmektedirler. Biz her fırsatta, her dönemde şunu hatırlattık. Allah'a yeminler olsun ki başta İsrail olmak üzere, başta Yahudiler, İsrailoğulları, Afrika'nın çadırlarında yaşayan İsrailli'den tutun, Amerika'nın köşklerinde bulunan Yahudi'ye kadar, İsrail'in sınırlarında bulunan Yahudi'ye kadar, hiç fark etmez. Her biri Orta Doğu'da kendileri için kazılan mezara doğru yürümektedirler. Orta Doğu, Suriye'sinden yani bugün belki Ankara'sından tutun da ta Afrika sınırlarına kadar büyük bir yeri teşkil eden o sınırın içerisine inşallah gömülecekler. O mezara doğru yürüyorlar. O mezara doğru hareket ediyorlar. Ve vallahi de Allah'ı şahit tutarız ki kurmuş oldukları tuzaklar başlarına devşirilecek. Ve yemin ediyoruz ki onlar örümcek ağı gücündeki tuzaklar kurarken Allah da onların üzerinde büyük tuzaklar kuruyor. İşte o tuzaklardan biri de meşhur o süper güçlerin Orta Doğu'da mezarlığının haline gelmesidir. Allah'a yeminler ediyoruz bu başlarına gelecektir. Ve Rabbimizden istiyoruz ki onların kurmuş olduğu tuzakları bertaraf etme konusunda Allah bize güç versin. Bizi vesile kılsın. Kuşlarını göndermesin. İrma kasırgalarını göndermesin. Ateşlerini göndermesin. Mazlum coğrafyalar içerisinde zulme gözlerini açmış bebekler var ya,
Allah onların pençelerini sertleştirsin. Pençelerine kuvvet versin. Allah onların basiretini açsın. Ufkunu genişletsin. Yüreğine sebat versin. Güçlerine güç katsın. Öyle ansızın bir darbeyle darbelendirsinler ki Orta Doğu onlar için büyük bir enkaz haline gelsin. Biz istiyoruz mümin insanların elleriyle olsun. Allah'ım onların çocuklarına da bırakmasın. Rabbim onların çocuklarına da bu süreci ertelemesin. Bizi bu yolda sebat ettirerek, bu yolda verdiğimiz ahde sadakat göstererek mücadele eden kulların arasına katsın. Üzülmeyin, vallahi kaybedecek olanlar kafirlerdir. Üzülmeyin, zelil olanlar zalimlerdir. Sevinin, Allah dün Nuh kavmini helak ettiği gibi. Küfür eden, küfründe ısrar eden, inat eden bir kavmi, bir ferdini bırakmaksızın helak ettiği gibi. Salih aleyhisselamın kavmini yok ettiği gibi. Musa aleyhisselam döneminde Firavun'u ve askerlerini Kızıldeniz'e gömdüğü gibi. Allah yeri geldiği zaman gökteki ordularıyla, yeri geldiği zaman yerdeki aslanlarıyla, ordularıyla küfrün belini kıracaktır Allah'ın izniyle. Bugün vallahi yakındır. Sabah çok yakındır. Çok canımız yanacak. Çok kanımız akacak. Irzlarımız kirletilecek. Mallarımız elimizden alınacak. Ama yarınlar müminler olacak. Ama yarınlar kafirlerin için büyük bir iç yarası olacak. Sabredin, sebat edin, yürüyün. Allah'ın vaadi çok yakındır. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.